iyi bir çalışan metabolizmanın en iyi göstergelerinden bir tanesi iyi çalışan bağırsaklardır. Günde bir defa ya da 3 günde bir defa normal ritminiz buysa biz bunu normal kabul edebiliriz. Büyük abdestinizi yaparken canınız yanmayacak, katı çıkmayacak ve çok ıkınmadan büyük abdestinizi yapıyorsanız sizin bağırsaklarınız iyi çalışıyor demek. Şimdi modern tıpta son yüzyılımızda özellikle son 20 yılda bağırsakların vücut için o kadar önemli olduğunu biliyoruz ki artık. İkinci beyin mi desem, bağışıklık sistemi organı mı desem, içinde trilyonlarca bakteriler var. Bütün beynimizin nöronlarının yarısı kadar da nöronlar var bağırsaklarımızda. Bağırsaklarımıza ne kadar iyi bakarsak vücudumuza o kadar iyi bakmış oluyoruz. Bu da nereden geçiyor? Doğru yiyecekleri sofralarımıza koymaktan evet. geçiyor. Şimdi tarifini ben size yapalım. Özellikle lif olarak yüksek yiyeceklerden mürdüm eriği dedik. Bakın. Evet. Yulaf dedik. Bilinen en çok lifi yüksek yiyeceklerden biridir. Keten tohumu diyorum ve yoğurt diyorum. Hmm. Şimdi bağırsakların iyi çalışması için 4 maddeye ihtiyacımız var. Bir lif. Lif demek ne demek? Vücutta sünger ve süpürge etkisi yapan demek. Yersiniz bunlar mideye girer. Olur bir tane. Yerken bir tane vücutta olur 1000 tane. Özellikle bu erik ve yulaf ezmesi lif açısından son derece zengindir. Ve midemizde şişer, bağırsaklarımızı siler atar. Bu şekilde eriklerimizi içerisine doğruyoruz. Sonra üzerine yulafımı koyacağım. Yeteri kadar lif almak çok önemli. Bir de çocuklarınızı mutlaka her gün büyük abdestini yaptı mı yapmadı mı diye takip etmek gerekiyor. Çocukları değil çocukları. Mi? Çünkü çocuklar bazen unutabiliyor ve oyuna dalıp bunu erteleyebiliyor. Ertelediği zaman da bağırsaklar küser. Büyük abdesti o anda çıkarmazsa tekrar o büyük abdest bağırsağın içerisine gider. Ve bağırsakta kaldığı müddetçe suyu çekilir. Suyu çekilince de hacmi küçülür. Tekrar büyük abdest yapma ihtimali azalır. O nedenle büyük abdest geldiği zaman bunu kesinlikle ertelememek lazım. Şimdi bazen böyle çok titiz hanımlar oluyor. Hocam işte biz dışarıda büyük abdestimizi yapamıyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki hiçbir tuvalet sizin büyük abdestinizden kirli değil, merak etmeyin. Geldiği zaman onu mutlaka çıkarmak gerekiyor. Bağırsaklarınızı dinlemeniz gerekiyor. Şimdi lif olarak yüksek yiyecekleri, kabak, lahana, brokoli, karnabahar gibi yiyecekler, yine kivi, mürdüm eriği, incir gibi yiyecekler mutlaka soframızda olsun. Patates, pirinçten biraz uzaklaşmak gerekiyor. Potasyum değeri yüksek olduğu için patatesin biraz kabızlığı tetikleyebiliyor. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi koyuyorum. Hatta bir kaşık daha koyayım. Ve üzerine bir kase yoğurt koyuyorum. Yoğurdun içerisinde bu probiyotik dediğimiz iyi huylu bakteriler var. Bunlar bağırsaktaki florayı arttırıyor. İyi bakteri florasını arttırıyor. Hı hı. Şimdi bu flora artıyor ama bu bakterilerin beslenmesi için de sebzeye ve meyveye ihtiyaç var. Onlar da prebiyotik oluyor. Bakın ne kadar bilimsel bir tarif ama evimizdeki evet. malzemelerden hemen yapabiliyoruz. Yoğurdumuzu mürdüm eriğimi içerisine koydum, karıştırıyorum ve üzerine öğütülmüş keten tohumu koyuyorum. Ne kadar koyayım? Bir tatlı kaşığı kadar koyabiliriz. Tamam. Şu şekilde. İşte bu sabah kahvaltısını yiyip yanına da 2 bardak su içtiğinizde yaklaşık 15 gün kadar her sabah bu kahvaltı. Bazen mürdüm eriği koyabilirsiniz, bazen yaş incirler çıktı o olabilir, armut koyabilirsiniz. Hı. Kayısı koyabilirsiniz. Her sabah 15 gün kadar bu kahvaltıyı yediğinizde, üzerinde 2 bardak su içtiğinizde bağırsaklarınız için çok büyük bir yatırım yapmış olursunuz ve bağırsak florasını iyileştirirsiniz. Gerçekten çok iyi bir tarif bu. İlaç gibi bir tarif. Süper güzel. Ben yoğurt yerine bazen sütle yapıyorum bunu ama yoğurdu tercih edeyim. Yoğurt probiyotik açısından doğru. çok zengin olduğu için her zaman yoğurdu tercih edelim. Ve yoğurt tek başına aslında bir öğün bile olabilir. Çünkü içerisinde hem protein hem karbonhidrat hem yağ var. Çok faydalı probiyotikler var. Böyle konjüge linoleik asitler var. O kadar faydalı bir yiyecek ki mutlaka sofralarımızda olsun. Evet. Burada en büyük soru şöyle geliyor. Yoğurdu ne et de yemeyelim. Yeşil yapraklı sebzelerle yemeyelim. Ben genelde evet. Instagram'da böyle akşam yemeklerimi paylaşıyorum. Genelde de yoğurt oluyor benim soframda. Hemen altına geliyor. Hocam köftenin yanına yoğurt diyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Doğru. Yiyeceklerle, etle ve yeşil yapraklı sebzeyle yoğurdu birleştirdiğinizde bu demir emilimini azaltır. Eğer kansızlık probleminiz yoksa, bende ve çocuklarımda ve eşimde olmadığı için biz yoğurt koyuyoruz. Bir dakika, çok önemli bir şey söyledin. Köftenin veya etin yanında
yoğurt yersek demir emilimini azaltıyor. Demir emilimi azalır. 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 Özellikle kansızlık problemi olanlar yoğurdu bu şekilde yemesinler. Çocuklar için de geçerli mi mesela? Yeşil yapraklı sebzelerde, yeşil yapraklı sebzeler de yoğurtla birlikte yenirse, hani ıspanak, temel reis yerde böyle pazuları güçlenir ya. Gerçekten öyle. Demir açısından zengin yiyecekler, yeşil yapraklı sebzeleri yoğurtla birlikte tükettiğimizde demir emilimi azalır. Eğer demir eksikliği probleminiz yoksa, bir kansızlık probleminiz yoksa yoğurdu bunlarla yemek ne yapar? Daha uzun süre tok tutar ve sizin öğünde daha az yemenizi sağlar. Ya, ama çok güzel bilgi Ayça'cığım. Bu hakikaten çok kıymetli bir bilgi bu söylediğin şey. Ama kansızlık varsa lütfen birlikte yemeyin. Yoğurdu ara öğün olarak tek başına yiyin. Çünkü çok iyi bir kalsiyum kaynağı, çok iyi bir probiyotik kaynağı, çok zengin bir yiyecek. Kansızlık var deyip yoğurda küsmemek de gerekiyor. Ara öğünde ikinde de bir kase yoğurt yiyebilirsiniz eğer kansızlık varsa. Kansızlığınız yoksa da ana öğünlerinizi eklediğinizde sizi daha uzun süre tok tutar yoğurt. Yemekte daha az yeme ihtiyacı doğurur. Hele hele cacık tam yaz aylarında zayıflamak isteyenler mutlaka sofralarımıza evet. Cacığı koyalım. Şimdi